Orta Çağ'dan günümüze ulaşmış bir kitaba bakıyoruz. Bu kitap baskı değil, elle yazılmış. Kamış, kalem ve tüyle yazılmış. Yazının tarihine baktığımızda zaman içinde değişik yazı türlerinin geliştiğini görebiliriz. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Orta Çağ'da yazı yazmayı öğrenirken yaşadığınız bölgenin tarzıyla yazmayı öğrenirdiniz. Aslında düşündüm de bunun bugün için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin İngilizce bir yazıya baktığımızda yazan kişi Amerikalı mı yoksa İngiliz mi anlayabiliriz. Ya da en azından Amerikan mı yoksa İngiliz tarzında mı yazmış bunu görebiliriz. Eski yazılara bakarken Orta Çağ hakkında uzmanlaşmış bir akademisyen için de durum aynıdır. Bazen tek bir bakışta yazan kişinin Almanya'da mı, Fransa'da mı, İngiltere'de mi, İtalya'da mı yoksa İspanya'da mı eğitim aldığını anlayabilir. Ve daha da inanılmaz olan şey, bu yazının ne zaman yazıldığını da anlayabilir. Her şeyden önce bu bir his. Yani akademisyen metni okurken yazının hangi döneme ait olduğunu hisseder. Kitabı açınca gördüğünüz yazı sizinle konuşur. Orta Çağ'da Şarlman'ın imparator olduğu 800'lü yılların başından 1500'lü yıllara kadar iki önemli yazı ya da yazım şekli vardı. Biri Karolenj minüskülü, diğeri de gotik yazı. Karolenj döneminde yani 9. ve 10. yüzyılda yazıyı standart hale getirdiler. Karolenj minüskülü, Karolenjlerin yazım şekli oldu. Bakmakta olduğumuz bu yazı ise adeta ben 11. yüzyıla aitim diye haykırıyor. Tabi bilenler için bir şey daha söylüyor. 11. yüzyılın geç dönemlerine aitim diyor. Bunu nasıl anladığımızı merak ediyor musunuz? Küçük detaylardan anlıyoruz. Orta Çağ yazmalarına ait tüm soruların cevapları detaylarında saklıdır. Bakın şuradaki M'nin 3 bacağı var. Tüm M harfleri gibi. Ama bütün bacaklar sola yatmış durumda. Burada bize Karolenj M'si olduğunu söylüyor. Yukarıda bir N harfi var, ona bakalım. İki bacağı da sağa doğru yatmış. Bu da önemli bir detay. Kısacası bu kitabı açtığımızda ilk gördüğümüz şey Karolenj oluyor. Ama dikkatli bakarsanız aslında Karolenj yazısını takiben gelen gotik yazısına ait öğeler de olduğunu fark edebilirsiniz. Yani burada bir kombinasyon görüyoruz. Yazan kişinin gotik tarzına yakınlık duyduğu ama hala eski Karolenj tarzını da bırakamadığını görüyoruz. Gotik figürlere bakalım. Örneğin açısallık ya da köşeli olma diye tabir edilen özellikler gotik yazıya ait. Karolenj dönemde gördüğümüz çoğu yuvarlak şeklin düzleştiğine şahit oluyoruz. Bunu ilk H harfinde görebiliriz. Bakın H harfinin üst kısmı düz. P ve C harflerinde de bunu görebiliriz. O harfinde ise bu yok. Ama daha sonra o da olacak. Benzer bir ipucunu PP kombinasyonunda da görebiliriz. Örneğin buradaki PP ayrı yazılmış. Böylelikle bunun 1150'den önce olduğunu anlayabiliriz. Çünkü araştırmalarıma göre yaklaşık 1150 yılında fark edilir bir değişim oluyor. Ayrı yazmak yerine bileşik yazılmaya başlıyor. Karolenj yazım tekniği İmparator Şarlman döneminde bugün Almanya olarak bildiğimiz bölgede geliştirildi. Karolenj minüskülünün geliştirilmesi bilinçli bir şekilde çok kısa sürede gerçekleşti. Gotik yazı ise bir nevi kendi kendine doğal olarak gelişip evrimleşti. İmparator Şarlman bu yazı türünün tüm yazışmalarda, belgelerde, kitaplarda ve çoğaltılan her metinde kullanılmasını emretti. Ama gotik yazı türü daha organik bir şekilde zaman içinde kendi kendine gelişti. Şarlman'ın yönettiği imparatorluk o kadar büyüktü ki çok farklı yazılar vardı. İnsanlar farklı tarzlarda yazıyorlardı ve birbirlerinin kitaplarını hatta yazdıkları herhangi bir yazıyı okuyamıyorlardı. Böylelikle hem iletişim hem de imparatorluğu yönetmek zorlaşıyordu. Tek tip yazı bir ihtiyaçtı. Herkesin anlayabileceği standart bir yazı gerekiyordu. Ve geldi. Bir taraftan da gotik yazı yavaş yavaş büyüyordu. 11. yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başladı. Bu metinde bile ipuçlarını görebiliyoruz. Ayaklar bazen sağa doğru gidiyor. Bu yeni yazı stilinin gelişmesi 11. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Gotik yazıda yanlardan sıkıştırma denen bir özelliği görebilirsiniz. Bu şekilde bir cümleyi daha küçük bir alana sığdırabilirsiniz. Neden mi böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Bilmiyoruz. Bir sayfadaki alanı daha verimli kullanmak için olabilir. Bu şekilde bir nevi tasarruf sağlıyorlardı. Gotik yazının bu özelliği sayesinde
Karolenge'e göre daha fazla metin çok daha az sayfaya sayıyordu. Böylelikle kitapların maliyeti de düştü. Tabii sanatsal bir bakış açısıyla baktığımızda böyle bir şey estetik bir seçim mi yoksa ekonomik bir tercih miydi bunu bilemiyoruz.